Kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 4 aydır Milli Eğitim Bakanlığı görevi üzerine tevdi edilmiş durumda. Bu süre esnasında hemen hemen illerimizin yarısını dolaştık. Standart olarak her gittiğimiz ilde bir il değerlendirme toplantısı, eğitim açısından il değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Bugün de bu kapsamda Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ'da da bir il değerlendirme toplantısını şimdi Vali Bey ile birlikte milletvekillerimizle yaptık. Buradan aldığımız sonuçlara göre de kararlarımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Önce şunu söyleyeyim. Milli eğitimle ilgili olarak rakamlar konusunda sanırım rakamların büyüklüğünün anlaşılmasıyla ilgili sık sık tekrarlamakta fayda var. Türkiye'de şu anda 20 milyona yakın öğrencimiz var. 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var ve 76 binin üzerinde de kurumumuz var. Şimdi böyle baktığınızda koskocaman bir teşkilat. Dolayısıyla bu teşkilatın kendi içinde yönetilmesiyle ilgili hızlı karar alınması gereken ve sık sık kararların revize edilmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreci doğru yönetmek adına taşra teşkilatımızla sürekli irtibat halindeyiz. Hem il yöneticilerimizle hem okul yöneticilerimizle sürekli bu durumun değerlendirmesini yapıyoruz. Şöyle hatırlanması açısından şu rakamları vermek istiyorum. Son 20 yılda eğitimle ilgili neler yapıldığının en bariz göstergesi şu vereceğim rakam. 2002 yılında Türkiye genelinde 367.145 derslik var. Bunlardan bir kısmı daha sonraki süreçte yıkılıp yeniden yapıldığında varsayarsak, yani bu 367 bin dersliğin reel olarak 300 binin altında bir derslikle karşı karşıyayız. Ama şu an bizim Türkiye genelinde toplam 742.323 dersliğimiz var. Yani son 20 yılda derslik stoğumuz 2,5 kat artmış durumda. Aynı göstergeler öğretmen açısından söz konusu. Dolayısıyla son 20 yılda eğitime yapılan yatırımlar ciddi şekilde dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Çok fazla bu konuyla ilgili talep olması, bu konuyla ilgili beklenti olması doğal. Bundan da biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak mutluyuz. Şundan dolayı mutluyuz. Eğitim, biraz önce söyledim, dinamik bir süreç. Dolayısıyla talep ve beklentilerimizin eksilmemesi gerekiyor, bitmemesi gerekiyor. Bunun ideal bir noktası yok. Sürekli biz değişen koşullara göre kendimizi revize edip beklentilerimizi ona göre yeniden düzenlediğimiz için bu anlamdaki beklentilerin, taleplerin her daim var olması Milli Eğitim Bakanlığı'nı da, bakanlık bürokrasisini de, kamuoyunu da bu anlamda canlı tutuyor. Biz de şu rakamlar üzerinden baktığımızda eğitimle ilgili yapılan şeyler, bu rakamların mali boyutları üzerinde konuştuğumuzda yapılan şeyler gerçekten devrim niteliğinde şeyler. Dolayısıyla şunun altını çizmek lazım. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisiyle eğitimle ilgili daha önceki çalışma periyodumda da aynı şeyleri yaşamıştık. Bu konularla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Nitekim dünyadaki demokratikleşme endeksleri açısından baktığınızda
genel bütçenin dağılımı açısından eğitime ayrılan bütçenin yeri ülkelerin demokratikleşme göstergelerindeki yerinde önemli oranda belirliyor. Özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de eğitime ayrılan bütçenin büyüklüğü bu anlamda Türkiye'nin sosyoekonomik demokratikleşme ve hukuk devleti açısından geldiği çizgiyi göstermesi açısından da önemli. Özelde Tekirdağ'a geldiğimizde de Tekirdağ'da şöyle rakamları paylaşmak istiyorum. Neden bahsettiğimizi bilmek açısından toplam Tekirdağ genelinde 13.291 öğretmenimiz var. 213.000 öğrencimiz var. Yani böyle baktığımızda Tekirdağ'daki eğitimle ilgili sadece öğrenci ve öğretmen profili üzerinden baktığımızda ortalama bir Anadolu ili büyüklüğünde bir kitleden bahsediyoruz. Devasa bir büyüklük. Derslik sayımız itibariyle baktığımızda 7.982 derslik. Biteceklerle birlikte 2023 yılı sonu itibariyle 9.991 buradaki derslik rakamı. 2002 rakamı üzerinden baktığımızda 3.238 derslik Tekirdağ'da var. Şu an itibariyle 10.000'e yakın dersliğimiz var. Bu da bizim açımızdan önemli bir gösterge. Bir diğer konu, özellikle 2000'li yıllardan önce Türkiye'de yapılan bütün kamu kurumları, kamu binaları, özel binalar hepsinde biliyorsunuz depremle ilgili mevzuatın yayınlanmadan veya yapılmadan önce binalar inşa edildiği için sorunlar vardı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2000 öncesi yapı stoğumuzun neredeyse tamamını, Türkiye genelinde Tekirdağ için değil, neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yapmış durumdayız. 2013'ten itibaren özellikle bunlardan da ihtiyaç duyulanların güçlendirme işlemlerini yaklaşık 3.632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. 1.583 okul Türkiye genelinde deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ özeline geldiğimizde de burada tahkiki yapılan okul sayısı 252. Bunlardan 118 tanesinde güçlendirme işlemi yapılmış. 64 tanesinde yıkılıp yapılması gereken okul. Bunlardan 48 tanesi de yapılmış durumda. Dolayısıyla bu da bizim üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi. Sabahki toplantımızda da bunları değerlendirdik, bu rakamları değerlendirdik. Yani burada hem yeni yatırım anlamında neye ihtiyaç duyuyoruz, hem deprem güçlendirmesi anlamında yapılması gerekenler neler, bunları değerlendirdik. Vali Bey'le bu konuda önümüzdeki ay yeniden durum değerlendirmesi yapmak üzere bir karar aldık. Ve bu kararımızın sonrasında da 2024 yatırım programında Tekirdağ'daki derslik ihtiyacı ile ilgili alacağımız kararları planlayacağız. Tekirdağ bizim için sıra dışı illerden bir tanesi. Çok hızlı göç alan ve hızlı büyüyen bir ilimiz. Biz de ona göre tedbirlerimizi alacağız. 2024 yatırım programımızı da ona göre revize edeceğiz. Bu sabahki verimli toplantıda bize zaman ayıran, bizimle verileri paylaşan, ayrıntılı bir sunum yapan valilik ve ekibine teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim sürecini yakından takip eden siyasetçilerimiz, onlara da teşekkür ediyorum. Belki bugün burada bulunmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi Sayın Milletvekillerimizin bu konudaki ısrarlı davetleriydi. Biz şunu açık yüreklilikle söylemek istiyoruz. Biz Tekirdağ'la ilgili bu hızlı artan nüfusa göre
projeksiyonlarımızı revize edeceğiz. Ve yatırım programımızı da ona göre şekillendirmiş olacağız. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere de nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.